Herkese merhabalar. Selamlar güzel dostlar. Sevgili arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisiniz. Bugün siz Aslan burçları için 16-22 Ekim haftasını yorumluyorum. Şimdiden hepinize hayırlı, güzel bir hafta dilerim arkadaşlar. Baktığımda normaldekinden daha farklı yönlere yönelebilirsiniz. Yani sadece iş, 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 iş ise işin haricinde başka hobileriniz olabilir. Tek bir gelir kaynağına bağlıysanız başka gelirler bu dönemde hayatınızın içerisinde olabilir. Derseniz ki ya Pınar kimse bana yardım etmiyor, kimse elimden tutmuyor ya da hayatımda hiçbir şey yok yani dümdüz monoton bir hayat diyorsanız bu dönemde dediğim gibi normalin dışında farklı paralar, farklı insanlar, yardım beklemediğiniz insanlardan bile gelebilecek yardım elleri bu dönem içerisinde görünüyor. Bir tane de arkadaşlar şurada bir deveniz var hör gücüne kadar belli olan. Bu beklenmedik miraslar. Yani bil, ya yani bekliyorsunuzdur, biliyorsunuzdur ne var ne yok ama beklediğinizin haricinde bir şeyler bu dönemde olabilir. Onun haricinde siz iş icabı, evlilik, başka bir şeyden dolayı bir yer değiştirme durumunuz olabilir. Bir de arkadaşlar bu dönemde deve aynı zamanda hareket etmek, çok fazla kendinizi ortaya çıkartmak ve fark edilir bir insan olma durumlarını da ortaya koyan bir durum aslında. Yani koyan bir sembol diyebilirim. Demek ki sizler de bu dönemde kendinizi gösterebilirsiniz ama olduğunuzdan farklı biri olarak gösteriyorsunuz. normal diyelim çok sinirli bir insansınız. Aa ben hiç sinirli değilim. Tam tersine pozitif, iyi, şöyle böyle bir insanım diyebilirsiniz. Ya da normal çok sakinseniz, aa hiç de sakin değilim alırım ayağımın altına Dercesini bir tavrınızın olabilme durumlarını da gösteriyor. Belki de nabza göre şerbet verdiğiniz bir haftadasınız. Dış kısım bu şekilde. Önceki zamanlarda bakın sizleri negatif olaylar var Negatiflerin pozitife dönmesini bekliyorum dercesine görüyorduk. Bu dönemde arkadaşlar geçmişteki olayları yavaş yavaş toparlıyorsunuz ya da bir şeyleri olduğu yerde geçmişte mi geçmişte kalsın artık ben bu insanı bu durumu bu eşyayı hani hayatımda görmek istemiyorum zaten eski eskiyen şeyleri ne yapayım İşte fotoğraflar var ne yapayım ben bu fotoğrafları İşte yeni fotoğraflarımız var ben bu insanlarla görüşmüyorum bana ne bilmem kimin torunun çocuğunu bilmem nesinden deyip mesela o fotoğrafları e, ya da böyle kırıldı zaten ya deyip atacağınız bazı şeyler olabilir. Hem eşyaları hem problemleri ya da insanları direkt olarak geçmişte bıraktığınız bir dönemdesiniz. Genel olarak gündemleriniz hep iyi olan, olumlu olan olan sağ taraftan ilerliyor. Ve arkadaşlar sol üst taraf yani geleceğinizi, sizin, ailenizin, işte aşkınızın geleceği, mali durumunuzun ilerleyen zamandaki işte durumu, maddiyatınızın geleceği diyeyim. İşte eğitim, iş, kariyer hiç fark etmeksizin söylüyorum. Buralarda sol üst taraf arkadaşlar çok temiz. Demek ki hiçbir şeyin geleceğinizi ya da aşk iş fark etmiyor. Dediğim gibi aile olsun çocuklar olsun hiçbir şekilde geleceği negatif etkileyecek bir şeyler yapmıyorsunuz. Ee, bazen gemileri yakabiliyordunuz. Ama sizleri ben bu hafta biraz daha temkinli. Ya ben bugün için bir çocuğuma bir laf söylesem, kızsam ileride etkilenir ve psikolojisi bozulabilir deyip belki kendinizi geri çekiyorsunuz dedim ya nabza göre şerbet veriyorsunuz diye. İşte ya ben çok sinir oluyorum ama bir şey söylersem iş hayatım işte eğitim hayatım şu bu etkilenir. İşte hoca kalkar işte bana kızar çocuğuma kızar ben sakin durmalıyım. İleride ileriyi de düşünmeliyim bakın maddiyat anlamında da aşk anlamında da yine aynı şekilde sağlığınız için ilerleyen dönemleri düşünerek daha pozitif bir olay peşinde koşurduğunuzu. Artık anlık yaşama çok fazla görmedim. Hani günlük değil, geleceğine odaklı bir kişi profili çizdiğiniz bir hafta. Şurada arkadaşlar resmen bir ünlem var. Ünlem tabii ki dikkatinizi çekecek bazı konular olduğunu ve burada bir dur, bir bak şeklinde bir uyarıdır. Tabii ki bu kötü bir uyarı görmedim. Neden derseniz ilerleyen dönemlere olası geleceği anlatan kısımda olduğu için bir. İkincisi şurası gibi çok koyu renkli böyle topak topak değil de daha çok bakın şu şekilde olsun şu şekilde olsun açık renkli olduğu için güzel bir uyarı. Güzel bir dikkat çekiş durumu söz konusu. Şimdi bir, iki, üçüncü aşama ile ilgili bir durum var. Toplamda 4 ya da 3 aşamalı olabilir. Şimdi şöyle arkadaşlar, bu sizin iş hayatınız olabilir. Şey i̇şte görüşme, birinci görüşme, ikinci görüşme, işe alım noktasında imzaya bir dikkat edin. Olay güzel ama bir dikkat et. Bir şöyle insanlarla imza atmadan önce seni çağırıyorlarsa bir 5-10 dakika önce git oradaki insanlarla bir konuş. Belki sevmediğin bir böyle gıcık bir insan var. Belki bir şey hoşuna gitmeyecek. Böyle bir dikkat etmen gerekiyor. Evleniyor musun? Son artık aşamanız yani mesela burada e, iyice oturup bir düşünmek gerekebilir. Evet çok güzel ama güzel olaylarda biraz daha dikkat etmeniz gereken gözünüzü belki de dört açmanız gereken imza mı atıyorsunuz? Artık bir kursa mı yazılıyorsunuz. Çok çok dikkat etmeniz gerektiğini ifade eden bir durum var arkadaşlar. Ama bu kötülük olsun sizi rahatsız etsin diye değil. Yani kendinize sağlığınızdan belki çok ödün vermeniz gerekecek olan bir şey çocuk mu? Tam son kez bir düşünmek gerekiyor demek ki bazı şeylerde böyle bir uyarı durumunuz var. Aslan burçları devam ettiğimde hayatınızda gerçekten bakın hem burada aynı şekilde hem yine burada aynı şekilde sol taraf yani negatifin, sıkıntının Olduğu taraf arkadaşlar tamamen temiz yani hiçbir şekilde hayatınızı mahvedecek, üzüntünüze neden olacak, neşenizi kaçıracak hiçbir insana ya da olaya yer vermediğinizi tam tersine bunların üzerini kapattığınızı hem düşüncelerinizi hem olayları hem de bu kişilerin haneye ya da hayatınıza girişlerini tamamen kapattığınız bir dönemdesiniz. Geçmişten gelen bazı insanlar olabilir çok fazla hayatınıza aldığınız insan yok. Belki bir, belki de iki. Yani biraz böyle girmeye çalışıyorlar. Hani kim gelebilir derseniz şöyle söyleyeyim. Yakın zamanda ya da şu aralar sizin aklınıza gelebilen bir insan. Yani diyelim işte anneniz mi var? Anneyle işte halanız hakkında mı konuştunuz? Ve görüşmüyor musunuz? Ya da amca hakkında konuştunuz ve görüşmüyor musunuz? o çıkıp gelebilir. O sizinle bir iletişime geçmeye çalışabilir. Yani enerjisini yakın zamanda hissettiğiniz bir insandan bahsediyorum. Çok fazla insanlar var bu arada çevrenizde. Aşırı derecede insan var. Hem kavuşmalar var hem de hep beraber bir hareket etme yani bir yerlere gidelim, gezelim, görelim ve hep beraber hareket edelim sıra sıra olmuşsunuz. Böyle bir yerlere gitmeyi, bir şeyler yapmayı, hayatınızı düzene koymayı planlıyorsunuz. Bir şeyleri konuşarak hallettiğiniz yine bir dönemin içerisindesiniz. Bu dönemde evlilik olayları, aşk olayları biraz hani hayatınızda yok da açık söylemek gerekirse yakın zamanda aşk hayatınız biraz daha görünür hale gelebilir. Evet, eşiniz varsa, partner varsa onunla aşk hayatı. Bakın normal ev olayından bahsetmiyorum. Beraber aşk yaşamayı, birlikte olmayı daha çok ön planda tuttuğunuz yani biz sadece evli değiliz. Biz aynı zamanda birbirini çok seven iki insanız düşüncesi biraz daha bu dönemde gündeminizde görünüyor. Çünkü birbirinizin ağzının içine bakacak kadar birbirinizin üstüne düştüğünüz ve birbiriniz hakkında çok adaletli davrandığınız yine bir dönemin içerisindesiniz. Yani kim daha çok ilgi veriyorsa mesela karşı tarafa çok ilgi mi verdiniz, çok şefkatli misiniz, Aynı şekilde o da diyebilir ki Hı, bana çok ilgili ve şefkatli ben bunun karşılığını vermeliyim ve bu ilişkinin dengesi kurulmalı. Aynı zamanda bu dönemde hayatınıza bazı insanlar gelebilir ve gelen insanlar tam denginiz gibi görünüyorlar. Size haksızlık edecek insanlar değil ve gerçekten hani benim ağzımdan çıkacak lafa bakıyor. Ağzımın içine bakıyor. Ay ben ne söyleyeceğim ondan ne isteyeceğim bir şey söylerim de aman lafımı kaçırır diye sürekli benimle ilgileniyor dediğiniz bir insan görünüyor. Burada uzun uzun insanlar var sevgili arkadaşlar. Özellikle de devlet gibi üst makam mevkilerden değişmesini beklediğiniz yani ya da hayat işte para gelecek hayatımızı değiştirecek, bir karar gelecek hayatımızı değiştirecek şeklinde olabilir. Veyahut da ya bizim bir mahkememiz var ama bir sonucun işte değişmesini bekliyoruz. Bir karar verilecek ama biz değişmesini bekliyoruz diyorsanız bakın bununla alakalı da güzel bir dönem. Biraz daha işler sizin adınıza güzel bir şekilde olabilir. İşlerinizi de aynı şekilde yürüttüğünüz bir dönem. İş yerindeki insanlara kim çalışıyorsa bu kişiye çok çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü arkadaşlar bu kişinin size karşı bir meyli var. Bu meylinin olmasının sebebi de sanki sizden onun için bir şey yapmanızı isteyecek. Yani çok da böyle onun için bir şeyler yapmaya meraklı olduğunuz bir insan değil ama sizi ya sen zaten yaparsın deyip diyorum ya evlenecek olabilir bu kişi işte hadi sen gel benim şekerlerimi işte kendi yapacaktır ya da çiçeklerimi gel toparla. Niye yapayım? Yani niye yapasınız ki böyle bir şey? Zaten çok samimi değilsiniz. Yani maksat birisine ne yaptırsam kardır. Gözüyle bakıyor. Ben yani muhtemelen bunun karşılığını da pek alabileceğinizi ben görmedim. Yani hani bunun karşılığını verebilecek bir insan sadece yaptım saltan deyip geçip gidebilecek bir insan diyorum ya normalde de zaten hani aranız çok çok iyi olup da böyle karşılıklı olarak sevgi ve saygı çerçevesinde olan bir durum yok. Sadece insanları böyle bir iş kendi işini kitleme isteği olan bir insan olarak görünüyor. Ve onun haricinde bu dönemde arkadaşlar şurada bakın bir gelinlik var görüyorsunuz. Bu dönemde sizlere arkadaşlar güzel bir mutluluk bekliyor. Size uzatılan bir yardım eli var. Sizin işinizin sıkıntısını gidiriyor ve size tamamen güzel bir mutluluk getirecek bazı durumlar var. Ve daha çok bu sizin ellerinizi ya da halin içindeki bir kişinin ellerini göğe açıp da Dua ettiği bir olayla alakalı. Bakar mısınız? Yani şurada uzatılan şu şekilde bir el var ve sizin sıkıntınızı gidermek istiyor sevgili arkadaşlar. Hadi hayırlısı olsun diyelim. Biraz yalnız fincanınız bana karışık geldi. Aslında çok karışık değil. Daha çok böyle erkeklerin olduğu bir fincan da. Aslında karışık değil. Fakat olaylar birbirinden çok bağımsız çok kopuk. Yani ben bir şeyi söylediğim zaman şöyle düşünün. Bunlar bunu nasıl yaşayabilir değil ama o kadar bir şeyler kopuk ki yani iş hayatınız bilemiyorum süperken aşk hayatı çok karışık. Ya da aşk hayatınıza bir evet ritim tutturmuş olabilirsiniz ama başka yerden sanki içinden çıkamadığınız bir şeyler var ve bu da fincanınızın tamamını neredeyse karışık belki yorumlaması güç bir hale getiriyor açık söylemek gerekirse. Burada apaçık bir düşman var sevgili arkadaşlar. Bu çok fazla geçmişten, çok fazla eskilerden. Yani böyle akrabanızı doğduğunuz andan beri tanıyorsunuz. İşte dayınızı, amcanızı değil mi? Doğduğunuz andan itibaren tanıyorsunuz. Bu doğduğunuz andan itibaren tanıdığınız birisi değil. Yani belki bir 5-6 senedir falan tanıdığınız biri olabilir. 2-3 senedir hani. 2 gün 3 gün değil. Ama doğduğunuzdan beri dedi. Tam o arada tanıdığınız bir insan. Ve arkadaşlar bu kişi bir kadın olarak görünüyor. Daha doğrusu bir erkek ve yanında ona çok sıkı bir şekilde sarılmış bir kadın var. At soyatta U ve S harfleri görünüyor bu kişilerde. Şimdi arkadaşlar bu kişilerin çok özür dileyerek söylüyorum. Bir araba kazası görünüyor. Yani hoş bir şey değil açık söyleyeyim. Ama... Çok hızlı bir şekilde giden, bakın bir araba var görüyor musunuz? Çok hızlı bir şekilde giden bir araba var ve burada da bir göz var. Şimdi şöyle, bu sizin o kadar sevmediğiniz biri ki sanki beddua etmişsiniz. Şimdi şöyle bir düşünün arkadaşlar, kime beddua edildi hane içerisinden? Kime bir laf söylendi? Yani resmen sanki bunu görüyorsunuz, öğreniyorsunuz. Çok büyük ah edilmiş bir insan bu bir çift açık söylemek gerekirse. Yani sağlık diliyorum ben tanıyamam kim olduğunu bilemem. Ama böyle görünüyorlar ve ister istemez hatırlayıp da yine de hakkında iyi şeyler diyemediğiniz insanlar bunlar. Diyeceksiniz ya bunlar şu şu kişiler benim annemle babamla evet çok uğraşmış insanlar. Ya da ben ve eşimle o kadar uğraştı ki bu kişi ve işte yanındaki insan. Hiçbir şekilde iyi düşünmüyorum onların hakkında dediğiniz birileri olabilir. Bir avukat işiniz, hukuk işiniz varsa bu dönemde bununla ilgili güzel bir haber alabilirsiniz. Halinizin içi de temiz görünüyor. Bir tane dil var arkadaşlar geri dönmüş. Çok böyle hiddetli bir şekilde bir laf söyleyecekken kendinizi de geri çektiğiniz bir dönem. Konuşmalara, sözlere çok çok dikkat etmek gerekiyor. İki tane, üç tane güzel niyetiniz görünüyor. Her şeyin hayırlısı, en güzelleri sizlerin olsun. Bir tanesi sadece kendiniz için en başta. Kendiniz için dilediğiniz bir dilek olarak görünüyor. Ki ne dilediyseniz para, aşk, iş, kimi dilediyseniz bakın bir geri dönüş aldığınız bir olay. Diğer iki tanesine özellikle baktığımda şu biraz kayboldu ama özellikle şuna baktığımda sevgili arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Bu kadar açıktan gitmesi topluluğa doğru gidiyor. Yani siz ve sizin gibi öğretmenler, siz ve sizin gibi evlenmek isteyenler, siz ve sizin gibi öğrenciler, siz ve sizin gibi işte iş arayanlar, siz ve sizin gibi emekli olmak isteyenler gibi böyle bir topluluğu ilgilendiren bir durumla alakalı özellikle niyetiniz varsa bu kısımda bayağı güzel bir akış gösterdi. Hayırlısı olsun. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalınız. Bay bay.